NASA dediğimizde aklımıza uzay teknolojileri geliyor. Astronotlar yetiştiriyor, uyduları uzaya gönderiyor. Peki ya Boeing? Dünyanın önde gelen sivil uçak tasarımcısı ve imalatçısı. Ya bu iki dev güçlerini birleştirirse, ortak uçak tasarımı yaparsa? Geçtiğimiz günlerde NASA ve Boeing çok önemli bir projeye birlikte imza atacaklarını açıkladılar. Geleceğin yolcu uçağı tasarımı NASA'nın verdiği destek ile yapılacak. Hedef %30 yakıt tasarrufu sağlayacak bir konsept. Ama gündemde ne yeni nesil elektrikli bir motor var ne de alternatif yakıt hidrojen. Tasarımda uçak çok özel bir kanat tasarımına sahip olacak. Yüksek verimlilik ince ve uzun kanatlar sayesinde yakalanacak. Dışarıdan bakıldığında bu tasarım aynı tek motorlu Cessna 172'lerde olduğu gibi ortadan desteklenen bir kiriş ile gövdeye tutturulacak. İncecik uzun kanat yapısına sahip olacak bu tasarım kirişli destekli transonik kanat olarak da adlandırılıyor. İnce uzun kanat tasarımı aerodinamik olarak yüksek verimlilik sağlıyor. Sürtünmeyi azaltıyor, uçağın daha az yakıt harcayarak uçmasını sağlıyor. Örneğin yeni nesil planörler ince kanatlara sahip. Keza Boeing 787 Dreamliner'da da sektör tarafından Japon kılıcı katanaya benzetilen çok ince kanatlar var. Ancak mühendislik olarak bunu uygulamak çok kolay değil. Düşük süratlerde havada tutunmak için geniş kanatlar gerekir. Yüksek hızda ince kanatlar çok verimlidir. Ancak kalkış veya iniş gibi düşük hızların kullanıldığı yerlerde ince kanatların havada tutunması için özel tasarımlara ihtiyaç duyulabilir. Normalde yolcu uçaklarının önemli bölümü alttan kanatlıdır. İki kanat gövdeye wing box olarak adlandırılan kanat kutusu ile bağlanır. Bu tasarım sağlamlığı arttırırken uçak için de ciddi bir ek ağırlık oluşturur. Kiriş koyduğunuzda kanat kutusuna gerek kalmaz. Görüntüyü çok beğenmeyebilirsiniz ama böylelikle uçaklarda çok ince kanat kullanımı mümkün hale gelebilir. Halen bu tasarımın son örneklerinden biri de Cessna tarafından tasarlanan çift motorlu Sky Courier modeli oldu. Kargo taşımak amaçlı geliştirilen uçak kanat kirişlerine sahip. Aslında Boeing benzer bir tasarımı 10 yıl önce gerçekleştirmişti. Sugar Vault adı verilen projede kanat kirişli tasarım elektrik motorlu olarak uçacaktı. Aradan geçen 10 yılda Boeing bu tasarımdan ciddi veriler elde etti. Şimdi NASA ile ikinci aşama başlıyor. Mevcut motorlar ile yapılacak bu uçak tek koridorlu pazar için ciddi bir alternatif oluşturabilir. Toplam 725 milyon dolarlık araştırma bütçesiyle ortaya çıkacak çalışmanın geleceğin yolcu uçağı konseptine ışık tutması bekleniyor. İster hava aracı, isterseniz uzay aracı, tasarımlarda amaç çok daha az yakıt harcanması. Böylelikle taşıdığınız yük yani yolcu veya kargo artmaya başlıyor. Çevreyi daha az kirletiyorsunuz ve hava yolları açısından çok daha önemli olan düşük yakıt maliyetine ulaşıyorsunuz. Yakıt deyip geçmeyin, bugün hava yollarının operasyon maliyetlerinin yaklaşık %40'ını yakıt oluşturuyor. Bu konuda havacılık sektörünün verdiği 2050'de sıfır emisyon yani motorlardan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçilmesi sözü açısından bu tasarımlar çok daha önem kazanıyor. Tekrar NASA'ya dönecek olursak herkes NASA'nın tamamen odaklandığı konuyu uzay olarak bilse de başta havacılık olmak üzere NASA birçok teknolojinin gelişimine büyük destek veriyor. Elektrikli uçaklardan ses hızının üzerine çıkabilen sivil tasarımlara kadar NASA birçok havacılık projesi üzerinde yapılan çalışmaları sürdürüyor. Uzay alanında geliştirilen teknolojiler havacılık başta olmak üzere farklı alanlarda kullanılıyor. Evet, yakın zamanda havacılık teknolojilerinde önemli gelişmeler olacak. Süper verimli tasarımlar, elektrik motorlu uçaklar, şehrin trafiğini havaya taşıyan araçlar yaşamımızda hızla girmeye başlayacak.